Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Hepimiz şu an kahvaltısını yapıyor. Şöyle ona iki tane yumurta kavurdum, bir de biraz salatalık koydum. Bir tanesini yedi de bunlar daha duruyor. Eminim önce bunları pişirecek, sonra buraya geçecek. Ha, ya da büyük konuştum galiba. Tipine bakın, saçını bağlamıştım, lastiği nerede? Saçını bağlamazsam önüne geliyor. Bayağı uzamış çünkü. Yavaş yavaş kahvaltısını yapsın. Sonra işte günlük işlerimiz var. Daha zaten yeni kalktık yataktan. Zeki Mirza hemen aç olduğu için direkt onun kahvaltısını hazırlıyorum. Çünkü daha hiçbir şey yapmadım, görüyorsunuz. Dün burada dizi izlemiştim. Keyif yapmıştım. Daha camları falan açmadım bile. O derece yani. Üşüyorum bir de. Tek yatak odasınkini açtım. Buralarda birazdan el atacağım. Arkadaşlar. Oğluşum önce bir karnını doyursun değil mi? Sonra odasına geçsin. Ben de yavaş yavaş iç işlerimi halledeyim. İnşallah. Hadi bakalım, şimdilik bu kadar. Evet, saat şu an tam 12 ve ben kahvaltımı şimdi yapacağım. Biliyorsunuz Zeyd Mirza yedi. Sonra odasında bir saat falan oynadık. Bir saat, 1,5 saat. Şimdi o da daha burada, daha öğle uykusuna uyumadı. Birazdan uyuyabilir. Cips verdim ama yere düşürmüş şu bebek cipslerini. Şimdi ben yerken o da bir şey yemek isteyecek. O yüzden dedim en iyisi ona şunlardan vereyim birkaç tane. Böyle kendime avokado vardı evde, çürümeden hazırlayayım dedim. Bir de yanına ceri domates ve tabii ki suyum, bir de kahvem arkadaşlar. Bunu yiyeyim. Sonra da inşallah Zeyd Mirza'yı uyuturum. Ondan sonra da birlikte bugün temizlik yaparız diye planladım. Bakalım, inşallah sizleri de daha fazla yanımda alabilirim bugün için. Bu şekilde. Hadi bana afiyet olsun o zaman. Arkadaşlar, bu odayı bitirmiştim, işte süpürdüm, toz aldım, sildim yerleri ama sonra aklıma geldi ki keşke önce bu dolabı yapsaydım. Yani bu vitrine, çünkü çok karmakarışık artık, hani günlük takmadıklarımı çıkartıp dolaba koyacağım çünkü yoksa burada çok kalabalık duruyor. O yüzden önce bir hepsini çıkarmam lazım. Valla dolu dolu duruyor. Bayağıdır aslında yapmak istiyordum. El atmışken hemen çantaları da el atayım. Bu arada bu geçen hediye gelen mum birazdan yakacağım arkadaşlar. Burada tamamen işim bittikten sonra mis gibi kokacak her yer. Çünkü o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Tam bir romantik koku arkadaşlar. Şunları hepsini çıkartayım. Vitrini güzelce bir sileyim. Ondan sonra bir böyle üçer üçer ya da dörder dörder bakalım artık. Nasıl sarsa kötü durmayacak bir şekilde düzenlerim. Diğer artan çantaları da, mesela bunu asla kışın takmam. Yazın takacağım bir çanta. O yüzden bunları kaldıracağım. Şeyi götüreceğim.
öbür dolabıma götüreceğim. Orada alt katta çünkü çantalarım var. Bu da bahsettiğim çanta. Senelerdir bende var ama tabii atmayacağım çünkü çok güzel hala. Yani hiç böyle ne bileyim kaç senelik durmuyor. Sadece burası biraz soyulmuş. Ama biliyorsunuz yeni kırmızı çanta aldım, o yüzden yenisi yer alacak. Bunu da dolaba kaldıracağım. Sonra bunu da seneler önce Türkiye'den almıştım gerçekten. Yani evlendiğim ilk sene galiba İstanbul'dan aldım. Yani bakalım. Bunu da şimdi kışın takmayacağım mesela. Bunları kaldırabilirim. Neyse ben bir dolabı düzenleyeyim, göstereceğim. Evet, bu yeni aldım. İlacı kullandım bugün zaten. Şu alt katı da çıkartacağım. Önce böyle halledeyim ya da direkt çıkardım. Bunlar ya bayağıdır giymediğim şeyler arkadaşlar. Çizmelerim yani. Zara'dan falan almıştım. Ay bu arada bu gerçekten mis gibi kokuyor. Bunu alın mutlaka. Evet, yatak odası bitti, komple temizledim. Şu an içim gerçekten rahatladı. Şimdi ne yapıyorum? Hemen hızlıca Zeyd Mirza'ya öğle yemeğini hazırlıyorum. Çorba yapacağım. Şöyle soğanlarımı ilk bir kavuracağım. Şehriye çorbası yapacağım. Yani öğleni yine hafif geçirsin. Çünkü akşama yemek var zaten. Böyle şehriyeli çorba hazırlayacağım. Salçalı. Bir de tavuk suyu vardı buzluğumda. Tavuk suyuyla şehriye çorbası hazırlıyorum. Burada da et çıkardım. Saat daha erken zaten çözülür buzu. Dediğim gibi kuru fasulye yapacağım. Yanına da büyük ihtimalle pilav yaparım zaten. Böyle arkadaşlarım. Zeyd Mirza daha uyumadı. Ama her an şimdi uyuyacak. Onu uyuturum. Ondan sonra da diğer işlerimi hallederim. Zaten yatak odasında uyuyamazdı. Çünkü temizlik yaptım. Şimdi temizlik bitti. Onu uyutacağım. Bu arada her şeyi detaylı çekemedim. Zeyd malum ikide bir yanıma geldi. O yüzden hızlı hızlı bir şeyler çekmeye çalıştım. Ama iyi temizlendi yani. Rahatım şu an. Arkadaşlar Zeyd Mirza uyuyor. Ben onun çorbasını hazırladım. Uyanınca içebilir. Şimdi banyo temizliğine geçtim. Şöyle gerçekten yani yapılacak çok şey var. Hani toz falan alacağım. Sadece şu üstü yaptım şimdiye kadar. Bu arada mumu şimdiden yaktım. Biraz güzel atmosfer olsun diye. Kendime motivasyon. Daha çünkü silmedim buraları ama yakmak istedim şimdiden. Yavaş yavaş şimdi halledeceğim. Ama banyo temizliğini büyük ihtimalle çekmem. Hemen hızlı hızlı halledeceğim şimdi. Sonra size sonrasını gösteririm. Buralar da bu arada böyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar banyo temizliğim de bitti. Şimdi mumu bu tarafa aldım. Gerçekten böyle yoğun bir şekilde domestos kokuyor şu an her yer. Ama güzel kokuyor. Şöyle her yeri güzel yerine misledim. Makinem de çalışıyor zaten. Bu arada bu çöp poşet, ay çöp poşeti diyorum. Çöpün kapağı kırıldı. Bana yeni bir çöp lazım. Neyse. Şuraları da biraz düzenledim. Birkaç işte kremler var. Bitmek üzere sonra atarım. Şunu falan da yıkadım. Güzelce sildim buraları. Şurada da işte deterjanlarım var. Burada da diş fırçaları ve şey macunlar var. Burada da zaten sabunluğum var. Bu şekilde. Buranın temizliği de bittiğine göre biraz dinlenebilirim. Arkadaşlar saatleri 5 ettik. Daha demin şurada hula hoop yaptım. Şimdi biraz soluklanıyorum. Bu arada Zeyd Mirza bugün biraz geç uyuduğu için hala yatıyor. Yani hala öğle uykusunu yapıyor. Normalde 8-8.30'da yatıyordu. Ama her an uyanabilir çünkü 2 saat oldu. Aynen artık akşamda bilmiyorum 1 saat 1.5 saat geç uyur diye düşünüyorum. Çünkü yani asla uyumaz bu saatte.
Ben normalde kuru fasulye yapacaktım arkadaşlar. Gösterdim zaten ama Akif yemek yapma dedi. Yaklaşık 2 saat önce falan size daha söylemedim. O yüzden ben de hiç yani uğraşmadım açıkçası. O ısladığım fasulyeleri de buzluğa koydum. Yani et poşetine koyup buzluğa kaldırdım. Artık yaptığımda çıkartırım. Böyle yani yemek yapmayacağım. Yani kolay bir şey yapacağım öyle söyleyeyim. Zeyde zaten şehriyeli çorba yaptım. Onu içer bir de yanına makarna yapayım diyorum ikimize. Çünkü Akif yemiyor zaten. Ama karar veremedim neli makarna yapsam. Acaba kremalı mı yapsam yoksa normal klasik domatesli mi? Aslında canım domatesli çekti böyle bol sarımsak ve soğanlı. Ben çok seviyorum. Bir de sanırım Furkan Nuri'nin yaparım yani. Furkan neydi kız? Ay Furkan neydi? Tahıllı mı? Tahıllı makarna mı? Her neyse işte kara makarna. Onu yaparım arkadaşlar. Zeyt de yer zaten. Böyle. Onun dışında başka bir seçenek aslında şeyi de düşündüm. Düşünmedim değil. Çin makarnası mı yapsam diye. Ama karar veremedim şu an. Yani makarna çeşitleri arasında gidip geliyorum. Birazdan da yapacağım zaten. Yaptıktan sonra gösteririm neye karar verdiğimi. Neyse şimdilik bir kapatayım sonra açarım tekrardan Zeyd uyanınca. Arkadaşlar Zeyd Mirza uyandı ve şimdi ikimiz yemek yiyeceğiz. Akif de daha işten gelmedi. Şöyle bol domates soslu tahıllı makarna. Burada da Zeyd'e hem makarna hem de şehriye çorbası. Bir de yanına turşu yiyeceğim. O zaman bize afiyet olsun. Babası çekil. Babası. Çekil. Direksiyona bak. Bırak da direksiyonu çevirsin. Akif senin sen çocuğu çekemiyorum. Hadi buraya buraya buraya. Hadi bir. Bekle bekle bekle. Bu arada yemek yedik. Akif de işten geldi arkadaşlar. Zeyd Mirza'ya bak. Allah'ım. Evet. Saat 8 oldu ve beyefendi şimdi acıktığını söyledi Akif. O yüzden ona içli köfte kızarttım Allah'tan buzumda. Şöyle 3 tane içli köfte vardı. Biraz açmış o yüzden yeterli olduğunu söyledi. Onun dışında makarna var da istemedi. Burada da Zeyd Mirza'ya elma verdim. Bu da benim kahvem. Bunu da şimdi birazdan Akif'e götüreceğim yanına limon koyaraktan. Ve Zeyd Mirza yine iş başında. Yine kağıtları tüm dökmüş. Aferin oğlum. Aferin. Şimdi hiç koymayacağım geri. Çünkü yoksa gider yine döker. Şuraya bakın. Bu arada evet tek bir tanesi yanıyor. Çünkü lamba sipariş verdim. Henüz daha gelmedi. Bu arada bu hiç açık değil. Şu an sadece oradaki açık. Akif daha yine içli köftesini yedi. Akif sen de yemek yapma diyorsun. Sonra geç saatte acıkıyorsun. Ben ne de yapacağız böyle bir seninle? Nankör Ne yapacağız seninle? İşte ben de böyle bir nankör olmuştum. Akif de ev bakıyor. Durum ne? Bağırmıyoruz. Ay, vallahi işte. Fiyatlar yüksek. Faizler yüksek. Ama işte. Kiramız da yüksek. Doğru ya doğru. Annem. Lütfen şarjımı bırakır mısın bebeğim? Bırak 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 bırak. Ben... Nine, nine. Just. O sana olmaz annem, tamam mı? O sana olmaz. O Zeyd Mirza'ya olmaz. Senin araban nerede? Bak bak sinirlendi. Senin araban nerede? Hayır babam, hayır. Hayır canım. Ya bir şey yapma oğlum. Bırak, bırak oğlum, bırak. İnat. O kadar inat bir çocuk ki. Göbeğine bakın. Arkaya atarsın. Niye çektin oğlum? Ya şımarık çocuk. Bu daha doğru daha yeni başladı. Evet oğlum evet evet. Daha iyi günlerimiz gibi. Evet. Aşkım. Aşkım. Sen bir gün bayağı uyudun. Kaçta uyuyacaksın sen? He? Bak yine beni bir yere götürmek istiyor. Nereye? Nereye? Lan hadi gel. Nereye gidelim? Ama baksana tüm kağıtları dökmüşsün. Tüm kağıtları dökmüşsün aşkım. Nereye gidelim? Bak burada lamba kapalı. Kapalı.
Lamba kapalı. Ay dodo. Nereye geldik? Bak burada makine çalışıyor. Anne sonra bunu boşaltacak. Tamam mı? Hadi gel. Burada hiçbir şey yok annem. Gel. Aç da değilsin. Yürü bakayım. Yürü. Pıtırcık. Bu da dursun. Sonra tekrar biraz yaparım müzeyi duyunca. Ah şöyle biraz oturayım. Müzeyi dizim verdiği sürece. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun?